Merhaba, bugün yepyeni bir video ile yine beraberiz. Sivas Reveç Otel, eski ismiyle Sivas Oteli anlatacağım sizin için. Otel gerçekten güzel. Eskiden hatırlarsınız, Düğün Dernek filminin çekildiği Sivas Otel'in yeni adı Reveç Otel. Otelden dışarıdan görünümü güzel. Hem gündüz hem akşam gerçekten konumu ve yeri iyi. Çarşı merkeze yaklaşık 7-8 dakika yürüme mesafesinde. 6 katlı bina. Son 5. katında Kral Dairesi bulunmakta. Kral Dairesi gayet güzel yapılmış. İçeride çalışanların güler yüzü dikkati çekiyor. Güzel. Ben beğendim. Meşhur Sivas Oteli'nin, yani Düğün Dernek filminin çekildiği yer. Arkadaki ekranlarda sürekli bu zaten oynuyor. Otelin giriş sahnesi sürekli oynatılıyor. Arkadaki monitörlerde gördüğünüz gibi Düğün Dernek filmini gösteriyorlar sürekli zaten. Beşinci kattaki 505 numaralı oda Kral Dairesi'ne ait. Girişte geniş bir koridoru var. Sağ tarafa döndüğünüz zaman oturma odası mevcut. İçinde minibarı, çayı, kahvesi, televizyonu ve koltukları mevcut. Geniş bir oda. Hemen oturma odasının yanında birinci yatak odası mevcut. Oranın döşenmesi de gayet güzel olmuş. Mobilya ve dekorasyon iyi. Oturma odası ve yatak odası, birinci yatak odası bir balkona açılıyor. Odanın dekorasyonu şık ve sade. Hoşuma gitti. Çay kahve makineleri hepsi mevcut. Birinci yatak odasının hemen yanında tuvalet, banyo ve lavabo mevcut. Bunun hemen yanında da kral odası mevcut. Tuvalet, banyosu, jacuzzi'si ve kral odası dediğimiz odanın yatak odasını görüyorsunuz. Kral dairesinde 3 tane televizyon var. Birisi oturma odasında, birisi birinci yatak odasında, diğeri kral odası dediğimiz odada mevcut. 2 tane minibar var. Birinci minibar oturma odasında, ikinci minibar kral dairesinde. Birinci lavabo, ikinci lavabo ve jacuzzi'nin yanında ayrı ayrı havluları mevcut. Aynı zamanda kişisel kullanım eşyaları da var. Sabun, iplik, tıraş seti, duş jeli ve şampuanların hepsi mevcut. İçerideki dekorasyon gayet şık olmuş. Üst taraftaki renklendirmeyi akşam çektiğim videoyu yine göstereceğim size. Hem oturma odasındaki hem kral dairesindeki çay, kahve setleri ikram. Bunları kullanabiliyorsunuz. Oturma odasındaki. Birinci yatak odasını detaylı incelersek odanın dizaynı ve gösterişli olması dikkat çekiyor. İçerisinde her odada ayakkabı, cila seti ve terlik mevcut. Aynı zamanda havlu, fazladan yastık ve battaniye var. Birinci televizyonumuz, demin bahsettiğim gibi bir balkona açılan kapısı mevcut. En çok dikkat çeken oda tabii ki kral odası. Dizaynı güzel olmuş. İhtişamı güzel.
Yatak üstündeki aynalar gayet şık olmuş. Akşam aynı zamanda ışıklandırması da çok iyi ve farklı bir dizayn oluşturuyor. Akşam ışıklı görüntüsüne vereceğim. Bu setler iki yerde mevcut. Kişisel kullanım setleri. Sabunu, duş jeli, şampuanı, dikiş seti, bonesi hepsi mevcut. Aynı zamanda tıraş köpüğü ve tıraş seti de ayrı bir setin içinde koyulmuş. Çok iyi düşünülmüş bir paket. Gelen insanın tüm ihtiyaçlarını karşılayabilecek. Sadece diş macunu ve diş fırçası mevcut değildi. Geri kalan kişisel eşyaların hepsi de koyulmuştu. Lif, sabun, duş jeli ve şampuan dediğim gibi hepsi de mevcut. Bunlardan hem birinci banyoda hem de kral dairesi dediğimiz, kral odası dediğimiz odada mevcut. Gibi. Bu da jacuzzi'nin yanındaki yer. Bu da üçüncü set. Mini barlar ücretli. İki tane mini bar var. Birincisi birinci oturma odasında, ikincisi kral odasında. Sadece mini barda iki tane su var. Bunlar ücretsiz. Demin dediğim gibi iki tane set var. Çay, kahve, ikram olarak geçiyor. Diğer kullanımlar ücretli. Kral odasını bir de akşam ışıklandırılmış haliyle görelim. İhtişamı gayet güzel. Kral odasındaki yatağın üstündeki aynalar ve ışıklandırmalar odaya çok güzel bir hava katmış ve çok hoşuma gitti benim. Şimdi kahvaltı bölümüne geçelim. Otelin R katında kahvaltı var. Kahvaltı burada veriliyor. Açık büfe kahvaltısı var. Çeşitliliği iyiydi, güzeldi. Malum korona enfeksiyonu olduğu için sizin istediklerinizi istediğiniz miktarda oradaki çalışanlar sizin için dolduruyor. Çeşitlilik güzeldi. Türkiye standartlarının üstünde kahvaltı sayılabilir. Meşhur Sivas köftesini veya Sivas kelle kırdırmasını istemiyorum derseniz otelde uygun fiyatta yemek de veriliyor. Salon büyük ve geniş, aynı zamanda geniş amaçlı düğünlerde de kullanılabilen bir salonu mevcut. Otelin güzel yönlerini saydık, şimdi hoşumuza gitmeyen bölümlerini sayalım. Otelin bazı yerlerinde odanın arka kapısında kağıtlarda atma gördüm. Kapının arkasında kaldığı için belki çalışanın dikkatini çekmemiş olabilir. Ama bu görüntü hoşumuza gitmedi. İkinci en büyük sıkıntımız balkon dairesinin anahtarı kilitlenmiyordu. Güvenlik açısından biraz tedirgin etti bizi. Dışarıdan ulaşım olabilir mi diye insan tedirgin olabiliyor. Bu iki özellik haricinde otel gerçekten dört dörtlüktü. Ben çok beğendim. Tüm özellikleri dikkate alındığında 10 üzerinden 9 verilebilir.
Ben beğendim. Tavsiye ediyorum. Kanalımıza abone olursanız çok mutlu olurum. Beğenip görmek istediğiniz otelleri yazarsanız bu oteller hakkında da video sizin için çekerim. Başka bir videoda yeniden görüşmek üzere.